Şimdi bu alanlarda hemşirelik gibi hani uygulama ihtiyacı yoğun bir meslek gibi algılıyoruz hep doğal öyle. Olarak değil mi? Hani staj imkanı önemli bir mevzu. Tabii ki, nasıl tabii yani ki. O konuda şimdi nasıl şöyle, çalışmalar yapılıyor? Bir kere sağlık konusunda bir eğitim alacaksa muhakkak bunun tıp fakültesi olacak bu üniversitenin. Muhakkak hastanesi olacak, dişi olacak, şeyi olacak, eczacılığı olacak, diğer branşlar olacak ki çocuk bir bütünlük içerisinde yetişsin. Yani Türkiye'deki sıkıntı aslında bunlar tabii sağlık bilimleri fakültesi çerçevesinde işte dil konuşmaydı, beslenmeydi, odyolojiydi, hemşirelikti, fizyoterapiydi. Ama böyle bir üniversitenin muhakkak tıp fakültesi de olmalı ki orada bunlar eğitim yapacak. Sağlık dediğiniz zaman hemen hemen %50'si pratik. Bütün branşların öyle. Hele hemşirelik olmazsa olmaz. Dolayısıyla şimdi sağlık üniversitesi olunca tabii hastaneniz oluyor. Tıp fakülteniz oluyor. Tıp fakültesi öğretim üyeleri gelip onları eğitiyor. Veya diğer branşlardan geliyor. Dolayısıyla bir bütünlük arz ediyor. Türkiye arkadaşlarımıza özellikle bunun altını çizmek lazım. Tabii okuduğunuz zaman göğsünüzü gere gere 50 yıllık meslek yapacaksınız biliyorsunuz. Evet. O amblem, o mezun olduğunuz üniversite o kadar önemli ki. Yıllarca onun ezikliği içinde kalabilirsiniz. Hatta liseler bile öyle değil mi? Yani insan filan liseden mezun oluyor, boynu bükük kalıyor. Hele üniversite meslek edindiğimiz için en iyisine girmeleri lazım. İlle de hemşirelik gerekmiyor tabii. Hangisini çok seviyorsa, hangisine puanı yetiyorsa ama gönülden seviyorsa. Yani bu gönülden istekli olarak yetenekleri öyleyse ona muhakkak arkadaşlarımız tercih etsin. Sağlık çünkü sevmeden yapılacak bir iş. Ama muhakkak hastanesi olmadan olmaz. Yani bir başka Sağlık Bakanlığı'nın hastanesine gönderiyorlar arkadaşlarımız bazı üniversiteler. Ne oluyor? Ya kendi hocan değil ki ilgilenmiyor. Bu o kadar önemli bir şey ki hastanesi olması staj anlamında tabii önemli. Tabii. Hastanesi olmayan hiçbir üniversitede hemşirelik olmaz.